أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ve sallallahu ala seyyidina Muhammedu ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Mesnevi Nuriye'den Katre'nin zeylindeki remizleri okuyorduk. Bu remizlerden üçüncü remizde kaldık. Ve ilginç bir remiz, bakalım inşallah anlamaya çalışalım hep beraber. Ve bu nemiz şöyle başlıyor. Arkadaş, nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki, açılmaz bir düğüm var ki, zıtları birbirinden tevlid eder. Zıtları birbirinden çıkar. Ne demek? Konuşalım inşallah. Ve aleyhte olan bir şeyi lehte zanneder. Bu nefisteki açılmaz düğümden dolayı. Mesela bu misal inşallah biraz daha konunun anlaşılmasına yardımcı olacak. Güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar. Yani güneş ışığıyla gelir bize dokunur. Fakat senin elin ona yetişemez. Çok güzel bir örnek bu. Bu güneşle bizim, güneş ışığıyla bizim aramızdaki ilişkimiz. Çok ilginç. Bunu devamlı geliştirmemiz lazım. Güneş bize ışığıyla gelir ama biz ona ulaşamayız. Ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Bu da çok önemli. Güneş her ne kadar gelip bizimle devamlı ilişki halinde ise de biz ona hiçbir surette, o bize çok yakınsa da biz ona hiçbir surette ulaşamayız. Ve bir de ona ulaşamamanın ötesinde güneş benim keyfim üzerine hareket etmez. Yani o benimle her zaman irtibat halindedir diye ben ona sen şöyle yap, bana şöyle ışık gönder, şöyle gönderme diye onu kendi arzuma göre hareket etmeye zorlayamam. Demek şemsin sana karşı iki ciheti vardır. Güneşin bana karşı iki yönü var. Biri kurb, diğeri bu'd. Şimdi zıtları birbirinden tevlid eder cümlesinin biraz açılıyor olduğunu göreceğiz burada. Senin, yani birisi yakınlık, birisi uzaklık. İki zıt var şimdi. Güneş bir yönüyle yakın, bir yönüyle uzak olacak bana. Eğer senin ondan bait olduğun cihetle, senin ondan uzak olduğun yönüyle o bana tesir edemez. Çok uzak, o bana tesir edemez. Ve onun sana karip olduğu cihetle, yani ışığıyla bana çok yakın olup beni etkisi altına aldığı yönüyle o bana çok yakın, benimle ilişkili diye düşünerek ona tesir edebilirim desen, güneşe ben tesir edebilirim desen, cehlini ilan etmiş olursun. Cehaletini ortaya koymuş olursun. Herhalde örnek çok net, güzel. Uygulama yeri nereye uygulayacak bunu? O çok önemli. Yani en önemli tarafı, yani neredeyse aşırı derecede önemli. Uygulama tarafı bizim anlamamız lazım. Bu nefiste açılmaz bir düğüm var, böyle çözemiyorsun bu düğümü dediğimizde
nefis kelimesini ben insanın kendisi, kendi benliği mutlaka kötü olan egosu demek olduğunu anlamıyorum. Öyle anlamak istemiyorum daha doğrusu. İnsanın varlığında, yaratılışında böyle bir vaka var. İnsanda böyle bir eğilim var. Beni tesir altına alan güneşi, güneş madem bana tesir ediyor, o halde ben güneşi etkileyebilirim. Bir, zannetmesi bu bir. İkincisi, o madem benimle ilgilidir, o halde benim arzum üzerine hareket etmelidir. Arzusu, beklentisi, bu da iki. Bu iki yönüyle insan kendisini, dünyanın merkezi ve etrafındaki olan işleri de hep kendisi merkezli, kendi arzusu merkezli oluşmasını, gerçekleşmesini istiyor. Bunlara dikkat ederek bu verilen örneğin, misalin ne demeye geldiğini anlamamız lazım veya anlama çalışması yapmamız lazım. Kezalik, okumaya devam ediyorum ikinci paragrafı. Bunun gibi, buradaki verilen örnekte olduğu gibi, Halık'la nefis arasında da bir kurup ve bu'd vardır. Halık'la insan ve insanın, insanı insan yapan duyguları yönüyle değerlendireceğiz. Onun için yaratıcı ile insan nefsi arasında, insanın kendisi arasında bir kurup ve bu'd vardır. Bir yakınlık ve uzunluk vardır. Yani yakın olmak, uzak olmak meselesi vardır. Uzunluk dedim, yanlış oldu. Uzaklık vardır. Uzak olma meselesi vardır. Kurup Halık'ındır. Yakınlık dediğimiz zaman Allah'ın, yaratıcının bize yakınlığıdır. Yaratıcının bize yakın olmasıdır. Bizi yapıyor olması, bizi yaratıyor olmasıdır. Bu'd nefsindir. Uzaklık ise bizim yaratık olarak o yaratıcıdan uzak oluşumuzdur. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle enaniyetle Halık'ına bakıp, eğer insan uzaklığı yönüyle, yani ben yaratığım, o yaratıcı, aramızda hiçbir benzerlik yok, yakınlık hiç yok, o kainatın yaratıcısı ve kainatın ötesinde, ben ise kainatın içinde bir yaratığım deyip enaniyetle, gururla Halık'a bakıp, İşte burada enaniyet geldi. Burada kötü dediğimiz nefis iki anlamda kullanıyor. Bir insanın kendisi anlamında, bir de insandaki enaniyet merkezi anlamında. Şimdi o enaniyet olan kısmı, ego dediğimiz kısmını gündeme getiriyor. Ve enaniyetle Halık'a bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa, o uzakta, ben buradayım, dünyada yaşıyorum, o kainatın yaratıcısıdır, uzaktır derse, genellikle kainatın yaratıcısı olarak görüp de, Allah'ı kainatın yaratıcısı olarak görüp de, her bir şeyin yaratıcısı olduğu bilincinde olmayan insanların genellikle düştüğü hata bu. Evet, o kainatın yaratıcısıdır, uzaktadır, bu kainatın ötesindedir, bense şimdi burada kanunlar var, ne diyorsak yani, veya hayatın şartları var, o kanunlar dahilinde, hayatın şartları dahilinde varlığımı, hayatımı devam ettiriyorum der
Halika bak, nefis uzaklığı cihetiyle enaniyetle Halika bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa dalalete düşer. Yani o Halik'tir, uzaktadır. Benimle ilgisi ne olacak? O kainatı yaratmış. Genellikle insanların en çok hataya düştüğü nokta o kainatı yaratmış. Kanunlar şimdi devam ediyor. Halık'ın benimle direkt ilgisi yok. Yani insanlar demezler genellikle Halık beni etkileyemez diye. Etkileyemez diye değil de etkilemez diye düşünüyor. Ya zaten sorduğunuzda kainatın yaratıcısına inanıyor musun? Evet diyoruz. O kainatı yarattı, her şeyi yoktan var etti diyoruz. Sonra dünyadaki olan işlere baktığımızda sanki bunlar bir kanun dahilinde birbirinin etkileşimiyle oluşum devam ediyor diye görüyoruz. Bu yaratıcıyı Risale-i Nur tabiriyle ehadiyet yönüyle tanımamaktan kaynaklanıyor. Eğer ehadiyet yönüyle ehadiyetin tecellisi yönüyle yaratıcıyı tanıtma eğitiminden geçmediysek genellikle kainatı Allah yarattı. Şimdi kainat kendi içindeki kurallarla varlığını devam ettiriyor. Allah bizim küçük işlerimizde, küçük hayatımızdaki karşılaştığımız bir rüzgar estiği zaman efendim bir şeyin sallanmasıyla, ben acıktığım zaman gidip bir yerde yetişmiş olan bir meyveyi, sebzeyi koparıp yediğim zaman yaratıcı benimle doğrudan doğruya ilişki içinde değil. Ben hayatın sanki daimi sirkülasyon denir, ne denir sonra, devrinin çarkının içerisinde hayatım devam ediyor, gidiyor gibi zannediyorum. Yani bu zannetme olayı çok önemli. Kasıtlı olarak yaratıcıyı inkar etmiyorum. Yaratıcı yok demiyorum. Yaratıcı var ama şimdi yaratılıştaki kurallarla ben baş başayım. Yaratıcının bizzat kasti iradesi ile yaratılıyor ve her bir olayla o olay vasıtasıyla yaratıcının kasti iradesiyle baş başayım diyemiyorum. Zaten yanlışlık buradan kaynaklanıyor. Ehadiyet tecellisi yönüyle Rabbi tanımamanın sonucudur o yanlışlık. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle enaniyetle Halık'a bakıp bana tesir edemez diye bir ahmaklıkta bulunursa dalalete düşer. Anlaşıldı herhalde değil mi? Neden yaratıcı bana tesir edemez diyor? O benden uzak diyor. Neden uzak diyor? Kainatı o yaratmadı anlamında demiyor. Kainatı yarattı ama şimdiki olayların devamının irade-i ilahiyeden gelmediğini zannediyor. O zaman Allah'ın benimle bir direkt işi yok. Ben kendim yürüyorum. Evet, o beni yarattı ama şimdi ben yürüyorum. O beni yarattı ama şimdi ben gidiyorum, geliyorum, alıyorum, yiyorum, içiyorum, konuşuyorum, gülüyorum. Yaratık içerisindeki, yaratıklar içerisindeki sebep-sonuç ilişkisiyle olayları izah ettiği için yaratıcı bana tesir edemez. Sonucuna gafletle ulaşıyorum. Kasti olarak yaratıcıyı inkar etmek için ulaşmıyorum. Gafletten dolayı ulaşıyorum. Tam Allah kainatı yarattı dediğim zaman neyi kastettiğimi anlamıyorum, hatırlamıyorum, fark etmiyorum. Evet. Devam ediyorum okumaya. İkinci yönünü anlatacak şimdi. Ve keza ve aynı zaman böyle bir taraftan böyle, diğer taraftan ise nefis mükafatı gördüğü zaman keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım der. Yani yukarıdaki örneğe döndüğümüzde nefis enaniyetle baktığında
güneş ile arasındaki ilişkide güneş uzaktır, bana tesir etmez. Demek bir de onun yakınlığını düşünmesiyle de ışığıyla kendisini etkisi altına almasıyla da ben ona tesir edebilirim derse, ben madem benimle ilişkisi var, o halde benim dediğimi yapsın, benim dediğim gibi olsun, ben ona tesir edebilirim demek o. Bu demek, benim dediğim gibi yapsın, benim dediğim olsun güneşin benimle olan ilişkisinde, çünkü beni daima zaten ilgilendirir, tesir altında ya diyor. Evet, nefis, burası çok önemli doktor. Şimdi doktor Bulut bir şey yazdı ama bakayım şöyle bir onu sonra okuyacağım. Şurayı bir anlayalım. Neden burada keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım der diyor. Nefis mükafatı gördüğü zaman. Çünkü mükafatı görünce olayda kendisi faktörmüş gibi hissediveriyor. Sanki Allah'ın yaratmasını kendisi yaratıyormuş gibi görüyor. Çünkü sebep-sonuç ilişkisi içerisinde yaratmayı ondan gelen yaratmayla bizzat karşı karşıya kaldığı için, sanki güneşin ışığının kendisine geldiği zaman güneş ışığının kendisine tesir ettiğini bizzat yaşayınca, o benimle olan ilişkisini benim istediğim şekilde kursun demeye başlayıveriyor. Çünkü o benim yakınımda. Şöyle olsaydı, fazla güneş fazla ısı vermeseydi, çok sıcak oldu be, biraz az ısısı olsaydı veya güneş ısısını hiç göndermiyor, önceden gönderiyordu, gönderseydi diye bakıyoruz. Sanki güneşin hareketi, ışığını göndermesi, bizi etkilemesi yönüyle, bunlara çok dikkat edin, bizi etki edelim inşallah hep beraber. Bizi etkilemesi yönüyle bizimle beraber, bizim yanımızda, bizimle eş değerde gibi zannedip, sanki onun bizim arzumuza göre olmasını davranmasını isteyivermemiz enaniyetten kaynaklanıyor. Nefsin haddini bilmemesinden kaynaklanıyor. Önemli bir nokta. Burada üzerinde iyice düşünmezsek cümlenin birdenbire neden böyle söyledi diye. Nefis mükafatı gördüğü zaman keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım der. Niye? Çünkü onu yapan ben olsaydım. Çünkü kendisini de yapabilir diye biliyor. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde görüyor ya kendisini. Orada Allah'ın yaratmasıyla kendisinin sebep-sonuç ilişkisi içerisindeki ilişkisini eşit görmeye başlıyor. Çünkü Allah'ın yaratması kendisinin yanında da onun için. Burası çok önemli. Allah'ın yaratması kendisine yakın ya, onun için kendisini sanki eşitmiş gibi, sebeplere müracaat ettiği zaman kendi yapıyor, yaratıyormuş gibi görüyor. Allah, kainatın yaratıcısının yaratma işlemini, yaratma fiilini kendisine yakın görünce, ya şöyle olsaydı niye olmadı deyiveriyor. Yani böyle bir iyilik olduğu zaman, ben olsaydım böyle yapardım. Mesela bir yerde bir insanın çok hasta olduğunu, bir çocuğun, bir yavrunun açlıktan öldüğünü duyan insan diyor ki, bunu doyurmak lazım diyor. Evet, yani niye Allah doyurmuyor? Ben olsaydım doyururdum demeye getiriyor. Çünkü yaratmada doğrudan doğruya kendisiyle eş değerde bir işlem gerçekleşiyor zannediyor. Aynı düzeyde bir işlem gerçekleşiyor zannediyor. Çok ince bir nokta. Nefis hep böyle, niye böyle iyiliklere, ben olsam böyle yapmazdım, şu çocuğa şöyle yapmazdım. Bir çocuk hastalanıyor, bebek, yazık, ağlayınca dayanamıyor ya insan. Yazık diyor, bu çocuk hasta olmasaydı, bu ateşler içinde kıvranmasaydı, ölmeseydi diyor. Sanki yaratıcının kendi düzeyinde yaratma işlemini gerçekleştirmesinden dolayı, yaratıcının iradesiyle kendisinin iradesini denk görmeye başlıyor. Eşit düzeyde görmeye başlıyor.
Bu da çok çok bizim genellikle insanlardan duyduğumuz, kendimizin de farkına varmadığımız zaman düştüğümüz hatalardan bir tanesidir. Hemen insan diyor ki ben olsaydım öyle yapmazdım. Niye acaba yaratıcı böyle yapıyor der. İyilikleri ben böyle yapsaydım, ben kendim gerçekleştirseydim diye. Halbuki sen bir şey yaratamazsın, onun farkında değil. Neden? İkinci yönüyle yaratıcıyla ilişki kurmaya başladı. Onun bize yakınlığı yönüyle ilişki kurmaya başladı. Ama kim yakınlığı yönüyle böyle bir yanlış ilişki kuruyor? İnsanın enaniyeti. Enaniyet, kendisinin yanında sebep-sonuç ilişkisine müracaat ettiği zaman, yani susayıp da su içtiği zaman sanki susuzluğunu kendisi gideriyor, su içmek suretiyle kendisi gideriyor zannediyor. Halbuki su içmek suretiyle susuzluğu gideren kainatın halikidir. Sen yalnızca su içmekle, su içmek fiiline teşebbüs etmekle, dua etmekle susuzluğunun gitmesi için, giderilmesi için yaratıcıya yalvardın. Yaratan sen, her şeyi yaratan yaratıcı olması yönüyle senden sonsuz derecede uzak. Sen nasıl olur da onunla yarışacak gibi düşünebilirsin. Eş düzeydeymişsiniz gibi düşünebilirsin. Bunlar ince noktalar. İlk defa rahatlıkla anlaşılamayacak olan noktalar. Bu müsbet tarafıydı. Şimdi olumsuz tarafında, yani olumsuz işlerle karşılaşınca mücazatın şiddetini de gördüğü vakit taami ve inkarla kendisini teselli eder. Taami etmek, amileşmek, körleşmek, yani görmemezlikten gelmek. Görmemezlikten gelerek, inkar ederek kendisini teselli eder. Yani bir şey yaptı, yanlış yaptı, bıçağı yanlış tuttu. Çok klasik bir örnek, yani karmaşık bir örnek vermeye gerek yok. O çok ciddi bir meseleyi anlamaya çalışırken en kolay örneği vermek lazım. Bıçağı yanlış yaptı, elini kesti. O zaman Halık'ın ona kasti olarak yanlış yaptın, şimdi seni ikaz ediyorum demesini anlamak yerine taami ve inkarla kendisini teselli eder. Dikkat etmedim de bıçak elimi kesti der. Dikkat ederseniz, dikkat ediyorsanız insanın yaratıcıyla olan ilişkisinde iki yön vardır demiştik. Bir yakınlığı, bir uzaklığı yönüyle. Yakınlığı yönüyle insan kendisiyle yaratıcı arasındaki ilişkiyi, güzellikler olduğu zaman, bir güzellik söz konusu olduğu zaman kendisini ona eş derecede ben de öyle yaparım deyiveriyor. Bir kötülük olduğu zaman sebeplere verip yaratıcının ikaz ettiğini, yaratıcının kendisine yaratıcı olarak bir mesaj gönderdiğini algılamaktan öte kaçıyor ondan. İnkar dediği, taami dediği, görmemezlikten gelmek dediği mesele de mücazatın şiddetini gördüğü zaman inkar etmesi, kendine mal etmesi, sebeplere tahmil etmesi, sebeplere yüklemesidir. Olayı sebepler yapıyor gibi görmesidir. Yaratıcının direkt iradesiyle kendisini ikaz ettiğinin farkına varmamasıdır. Eğer ben anlatabildiysem, çok önemli bir nokta. İlk bakışta tamam gibi geliyor da anlıyoruz. Yani Allah her şeyden uzaktır. Şah damarından daha yakın bize. Peki pratik hayatta bunlar bize ne demeye geliyor? Ben şah damarından bana yakın, bundan ben ne anlayacağım, nasıl bir tavır takınacağım? O zaman dünyamı yaşarken yaratıcı bana şah damarımdan daha yakın ayeti kerime mal olarak Müslümanların diline mal olmuş bir cümledir bu. Allah bize şah damarından daha yakın diye herkes söyler, bilir, genellikle dinleyicisi olan herkes bunu bilir, duymuştur çünkü. Peki bu ne demektir? Şimdi Doktor Bulut'un yazdıklarını okuyorum. Önce birinci yazdığına bakıyorum. Nefsin her şeyi kontrol etmek istemesinin konuyla ilgisi var mı? Yani kontrol etmek isteğinin isteklerle veya hayallerle, evet, gerçekleri karıştırmasına neden oluyor olabilir mi? Ha,
daha doğrusu evet nefsin ama buradaki ayrımların anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde düşünmek lazım. Bu geneldir. Nefis her şeyi kontrol etmek ister. Olur ama bu nefsin her şeyi kontrol etmek istemesinin bu yakınlık ve uzaklık noktasında, buğut ve kurup noktasında bize ne faydası var? Bunun anlamamızda ne faydası var? Şimdi bu sizin söylediğinizin ben doğrudur, olayın geneliyle ilgisi var. Ama şu inceliği bazen oluyor ki ben sebepler dünyasında kendim bu işleri yapıp gidiyorum deyip Allah'ın yaratıcılığını görmüyorum. Bazen oluyor ki Allah'ın bir şey yaratmasına karşı insan kendisiyle Allah'ı kıyas etmeye kalkıp sanki ben olsaydım şöyle yapardım, o böyle yaptı, iyi oldu, kötü oldu. İyi olduysa ben de öyle yaparım diyor, kötü olduysa bunu yaratan Allah değil, kendi kendine oldu diye veriyor. Esas meselenin özü ehadiyet cihetiyle Halık'ın bize kendisini tanıtmasını anlamamaktan kaynaklanıyor. Vahidiyetle genel olarak şu büyük kainatın mutlaka bir yaratıcısı vardır ve olmalıdır sonucunun Allah'a inanmak için yeterli olduğunu ve ben Allah'a inanıyorum, yaratıcıya inanıyorum deyip ehadiyet cihetiyle yaratılışın veya tecellinin aracılığı ile kainatın yaratıcısını tanıma faaliyetine, işlemine, ihtiyacına göre hareket etmediğimizde, o ihtiyacı karşılamak üzere bir eğitime kendimizi tabi tutmadığımızda düşebileceğimiz hatalar gündeme getiriliyor. Doktor Blue tekrar yazdı. Yaratıcının kayyum olduğunu nefis görmek istemiyor. Yine Doktor Blue çok özür dilerim. Dediğiniz doğru. Nefis kayyum olduğunu görmek istemez. Bu spesifik, bu çok özel durum için, bizim düştüğümüz özel duruma durumun aydınlanmasında, anlaşılmasında yardımcı değil. Yani inşallah ben böyle fetva verir gibi konuşuyorum ama inşallah birbirimizin samimiyetine güvenerek söylüyorum bunları. Bu genel kavramdır. Yaratıcının kayyum olduğunu nefis görmek istemez. Peki bunu, yani dediğin doğru, hiç yanlış değil. Bunu şimdi bizim üzerinde durduğumuz kurp ve buğut meselesinde insanın düşeceği hatanın nerelerden kaynaklandığını ve biz böyle bir hataya düşmemek için hangi konularda hassas olmamız gerektiğini anlama noktasına konsantre olmamız lazım. Evet, yani kayyumiyeti deşersen buraya gelir doğru, ama aradaki ne zaman yakınlıktan dolayı böyle hissediyorum, yaratıcımın bana yakınlığından dolayı, şah damarımdan daha yakın oluşundan dolayı böyle bir hataya düşüyorum, ne zaman da yaratıcının yaratık cinsinden olmadığı için yaratık cinsinden olmama noktasında sonsuz uzaklığından dolayı belli bir hataya düşüyorum. Bunların anlaşılması için detayda düşünmek gerekiyor. Bu genel cümlelerin bunların anlaşılmasına faydası olacağını zannetmiyorum. Ama bunlar bilinmezse, şu sizin yazdıklarınız bilinmezse zaten hiçbir şey anlayamayız. Yani burada konuşulanların hiçbir yönünü anlayamayız. Ama bu genel prensipler bilindikten sonra şimdi bu özel hatalara nerelerde düşüyoruz diye. Yani okuduğumuz parçanın Katre Risalesi olduğunu, Katre Risalesi'nin zeyli olduğunu, Katre Risalesi'nin esasının La İlahe illallah olduğunu, bu zeyillerinde, hatimelerinde La İlahe illallah ile bizim hususi hayatımızda nasıl yaşayabileceğimizi parça parça sanki nokta nokta lokal örnekler vermek suretiyle anlatıyor. Biz burada her bir noktada o noktaya bakan yönüyle La İlahe illallah'ı nasıl hayatımıza yansıtabiliriz veya dikkat etmeksek nasıl bizden kaçar? La İlahe illallah hakikati bizim nazarımızdan kaçar, kendi dünyamızda yaşarız ve hala Allah'a inandığımızı söyleriz. Evet.
Devam ediyorum okumaya. Ey bunu okumadan önce yine Doktor Bulut'a görüşlerini yazdığı için evet bunlar genel cümlelerdir. Konumuzun anlaşılmasına şu üzerinde hassasiyeti durduğumuz noktanın anlaşılmasına faydası yok dedim diye yazmaktan çekinme. Siz söyleyeceksiniz. Ben kanaatimi söyleyeceğim. Siz kanaatinizi söyleyeceksiniz. Paylaşacağız böyle inşallah. Yani söylemeniz iyi oldu. Hangi noktalarda demek ki konsantremizi toparlamadık diye konuşma imkanımız oldu. Allah razı olsun. Peki şu odayı temizliyorum. Dikkatimizi dağıtmasın diye. Belki ahiret nedir, neden gereklidir diye bir sunum yapılacakmış 22.30'da. Herhalde Türkçe için olması lazım. Şu anda saat 9.30 10.30'da 9.40 10.30'da yapılacakmış. Bunun da böyle bir konuyu gündeme getirdikleri için zannediyorum Risale'den bir sohbet yapılması gerekir. İlgili arkadaşlar girip dinleyebilirler. Ben odayı, ekranı temizleyip dikkatimiz dağılmasın istiyorum. Konuyu anlamaya çalış. Evet, teşekkür ederken bu noktalar tam doğru söylüyorsunuz. Alınmak yok. Hiç kimse alınmayacak. Evet, mutlaka ki konuyu anlamaya çalışıyorsunuz. Mutlaka ki düşünürken bu noktalar dünyanıza geliyor. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu genel kurallardan özel kurala oldu elhamdülillah. Genel kurallardan özel uygulamaya geçmek için konsantre olacağız inşallah. İnşallah. Hepimiz öyle. İnşallah kolay kolay alınsak zaten bu odaya gelmeyiz. Şimdi anlaşılır. Anlamak için söylüyoruz. Kayyumiyetle evet doğru ama burd ve kurbun getirdiği problemleri nasıl çözeceğim? Biz oraya şimdi. Burd ve kurbun getirdiği problemleri nasıl çözeceğim? Biz şimdi onu anlamaya çalışıyoruz. Oraya konsantre olalım. Orada dünyamıza gelen, tefekkür ederken dünyamıza gelenleri paylaşmaya çalışalım diye sanki odaklaşmaya, fokuslaşmaya, konuya fokuslaşmaya çalışıyoruz inşallah. Allah razı olsun. Şimdi son paragraf okumak üzere dönüyorum. Ey ahmak nokta-i sevda. Siyah nokta. Neden nokta-i sevda dedi? İsterseniz paragrafı okuyalım ondan sonra gelelim başa. Ey ahmak nokta-i sevda, ey ahmak siyah nokta. Siyah nokta, göz bebeğine düşen küçücük bir siyah nokta, dünyanın tümünü siyah gösterir. Küçük bir meseledir ama göz bebeğine düşerse, meselenin tam odak noktasına düşerse, hiçbir şeyi anlayamayız. Küçük bir mesele olmasına rağmen. Onun için nefiste öyle bir noktayı sevda var ki, o siyah nokta var ki, o siyah noktayı eğer izale etmezsek, temizlemezsek, o siyah nokta bize her şeyi simsiyah gösterir, yani yanlış anlamamıza sebep olur. Halik'in efalini sana Halik'in efali sana nazır değildir. Şimdi bu nereye muhatap oldu? Halik'in bize yakınlığı yönüyle, bizimle doğrudan doğruya ilişkili olması yönüyle. Ben de Halik'in yarattıklarını nefsin enaniyetiyle yaratıcının yarattığı şu dünyaya nefsin enaniyetiyle birlikte bakacak olursam sanki onun yaptığını ben de yapabilirmişim gibi geliyor. Yanında tecelli ediyor ya,
yanımda görünüyor ya, eş düzeydeymişiz gibi görünmeye başlıyor. Onun için bu yakınlık yönüyle, Halık'ın bize yakınlık yönüyle düşebileceğimiz hatayı anlatıyor diye hissediyorum. Halık'ın efali sana nazır değildir. Halık'ın fiilleri sana nazır değildir. Yani sana bakmaz. Seninle eş düzeyde değildir. Senin düşüncelerine, senin planına, senin beklentilerine tabi değildir. Senin düşüncelerin, planın, beklentilerin çok küçük bir dar alanda olur. Çünkü senin tecrübe alanın kainatın yanında küçücüktür. Bir de zaman ve boyu zaman itibariyle, geçmiş ve gelecek zaman itibariyle geçmişten küçük bir hatıraların var. Gelecekte ne olacağını hiç zaten bilmiyorsun. Bu kadar küçük dar alanda ki mütalalarına göre, bu dar alandaki gördüklerine göre bir sonuca ulaşıyorsun. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyorsun. Peki bunun gelecekteki Türkçe tabirini hatırlayamadım, implementations, gelecekteki bu olayın getirileri neler olacak, ona göre bir kanaatin var mı dediğimizde yok. Geçmişte dediğimizde zaten 3-5 günlük bir hayat tecrübemiz var. O hayat tecrübemiz de kainattaki gördüğümüz hakikatların trilyon katrilyonda biri bile değil. Buna göre bir kanaat belirtiyoruz ve o kanaata göre konuşmaya başlıyoruz. Halık'ın efali sana nazır değildir. Senin beklentilerin şöyle olsaydı daha iyi olurdu, şöyle olsaydı daha kötü olurdu gibi beklentilerine nazır değildir. Ona bakmaz. Onunla kıyas edemezsin. Sen kendi beklentilerini yaratıcının bir şeye vücut verirken nazar itibara aldığı hikmeti gereği yani ne hikmeti gerektiriyorsa olaylar ya da yaratılmış yaratılacak olayların hepsine tam vukufiyetle karar vermesi senin, yani kıyas edeceğim trilyonda bir diyeceğim çok küçük kalıyor kainat nerede, başından sonuna kadar olan kainat nerede, benim tecrübelerimle şu iyidir şu kötüdür diye vardığım sonuç nerede, kanaatim nerede, bunu nasıl kıyas edebilirim? Onun benim düzeyimde, yani benim görebileceğim, tecrübe edebileceğim deneyimlerle uygulayabileceğim şu düzeyde yaratması, mesela çiçeğe su veriyorum, büyüyor, bitkilere su veriyorum, gübre veriyorum, şöyle büyüyor. Zannediyorum ki yaratıcı benim dediğime göre yapıyor, sanki biz eş düzeydeyiz gibi. Yani bak, ben çünkü bahçemdeki domatesi veya bahçemdeki bitkileri ben şöyle olsun böyle olsun diye müracaat ettiğimde benim isteğime göre yaptığını görüyorum ya, ben dua ettiğimin farkına varmazsam enaniyetle. O zaman sanki yaratıcıyla benim aramda işte ben böyle diyorum, o da böyle yapıyor, yani beraberiz gibi geliyor insana. İyi dikkat etmediğimiz zaman. Ondan sonra beğendiğim bir iş olunca ha diyorsun, ben de böyle yapsaydım ha. Kötü bir şey olursa orada irade-i ilahi görmek yerine diyorum yani havalar kötü gitti de ondan deyip çekip gidiyorum. Allah'ın iradesini görmüyorum orada. Bu hataya düşmemizin nedeni insanın nefsinde öyle bir siyah nokta var ki, insanın gözüne düşmüş siyah nokta gibi, eğer dikkat etmese o nokta her şeyin karanlık görünmesine ya da yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. Ona dikkati çekti ve söyledi ki Halık'ın efali, fiilleri sana nazır değildir, sana bakmaz.
Yani Halık'ın yaptığı işler, yarattığı işlerde onun niçin yaptığını Halık'a sorarsan sonsuz ilmiyle gerekçesini, hikmetini bilir o. Sen kendin onun bir şeyi yapmasına karşı niçin yaptığını incelemeye alırsan, sorarsan kendi dünyanda onun bir ancak ve ancak kainata göre bir atomcuk kadar gerekçesini bilebilirsin. Bu haddini bil, onun niçin, neyi niçin yaptığı noktasında anlamaya çalış, kendinle onu eşitmiş gibi görüp de ben olsaydım öyle yapmazdım, şöyle yapsaydı daha iyi olurdu gibi bir mütalaya girme. Böyle bir anlayış bizim nefsimizin enaniyeti takınmasından dolayıdır. Yani Halık böyle yaratıyor, ben de böyle yapıyorum der gibi. Sanki eşit düzeyde imişiz gibi. Veya hani bir adam vardır, birazcık kuvvetlidir, ben birazcık zayıfımdır, çocuğumdur. Benden birazcık daha kuvvetliymiş gibi. Ben 10 kilo kaldırıyorum, o 100 kilo kaldırıyor. Aramızda %10'luk bir fark varmış gibi görüp de şöyle şöyle yapsaydı daha iyi olurdu, şöyle yaptı kötü oldu gibi kanaatler belirtmeye kalkma. Çünkü onun yaratması onun sonsuz ilminden kaynaklanan, sonsuz hikmetinden kaynaklanan gerekçelere dayanıyor ve ona bakıyor. Sen onu anlayamazsın, anlayamayacağını da bilmelisin. Bunun farkında olmalısın. Tümünü anlayamazsın. Anlamak için kendi dünyana bakan yönüyle birazcık ilgilensen olur. Yani ben acaba Rabbim burada bana ne demek istiyor deyip ben bunu anlayayım desen olur. Ama eşit düzeydeymiş gibi görüp de hüküm vermeye kalksan, şöyle yaptığı için iyi oldu, böyle yaptığı için kötü oldu, şöyle yapsaydı daha iyi olurdu demeye gelen, ya şu havalar çok sıcak, bunaldık be dediğimizde, yani ne demek? Yani ne demek? Havayı böyle yaratan iyi yapmadı demek. Sanki ben olsaydım öyle yapmazdı demek. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Halık'ın efali sana nazır değildir, ancak ona bakar. Kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir. Yani senin mühendisliğin üzerine kainatı kurmuş değil. O kainatı kendi bilgisi, kendi hikmeti, kendi özelliklerine göre kurdu. Sen ise koca kainatta bir atom kadar bile yeri olmayan kapasitenle nasıl onun yaptığı işleri hakkında hüküm verirsin, iyidir, kötüdür falan gibi bir sonuca ulaşırsın veya yarışmaya kalkarsın. Senin aklındakine göre kainatı kurmadı, sen bunu bil, anla. Kainatı kendi hikmetine göre kurdu. Onun hikmeti sonsuzdur. Onun ilmi sonsuzdur. Sen hangi bilgiyle şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyorsun. Ama biz böyle demiyoruz, demeyelim. Hayatımız bu hatayla dolu. Ben efendim Allah'ın işine karışmam değil. Her şikayetimiz, her memnuniyetimizde kendimiz bir iyi iş yaptığımız zaman onu kendimize mal etmemiz, kendimiz yaptık havasına girip bu hatayı içeriyor. Onu Halık bu kendi hikmetiyle, ilmiyle yarattı. Sana bakan yönü ancak senin kapasiten kadarıyla olan. Evet, kainatı senin hendesen üzerine yapmış değildir ve seni hılkat-ı alemde şahit tutmamıştır. Yani güzel yapmış, dönüp de sana ben güzel yaptım mı, ya beğendin mi, iyi olmuş mu, bir eksiği varsa söyle de düzelteyim demiyor. Değil mi? Komik geliyor ama bizim bu günlük hayatımızda dikkatsizliğimiz yüzünden sanki yaratıcıyı böyle bir pozisyonuna koyuyoruz. Bu da, bu cümlede ve seni hılkat-ı alemde şu alemin yaratılışında şahit tutmamıştır.
Yani sana danışmıyor. Şöyle yaptım iyi mi oldu, yoksa biraz daha bir düzelteyim mi, bir tavsiyem var mı diye bana sormuyor. Soracak durumda da değil. Aramızdaki ilişki onu gerektirmiyor. Buna müsait de değil. O yaratıcı, ben yaratığım. Onun bana yakın olması cihetiyle sanki ben ona akıl verecekmişim gibi bir davranışın içerisine giriveriyorum. Şöyle olsaydı daha iyi olur diyebiliyorum. Çok soğuk gitti ya, bu da çok fazla be, bıktık be falan gibi laflar hep bunları içeriyor. Ya şu insanda yazık, kıvranıyor ya, Allah buna niye böyle acı veriyor ki diye hemen kendimizi Allah'tan daha merhametli sayıveriyoruz. Çoluk çocuğumuzda, çevremizde olan ilişkilerimizde Allah'a kul olmanın yerine dünyanın menfaatlerini ön plana koyuverip şöyle olunca daha iyi olur diyoruz. Halbuki Allah, ben sizi bana ibadet edip, beni tanıyıp bana ibadet edesiniz diye yarattım. Ona ibadet ettiğim yönde, ona ibadet ettiğim kadarıyla, onun abdi olabildiğim kadarıyla ben iyi bir iş yapmış olurum. Onun dışında dünyevi menfaatlerle iyiliği ya da kötülüğü ölçemem. Onu tutup da şöyle olsaydı daha iyi olurdu diye yaratıcıyı tanımanın ötesinde, ona güzel abd olmanın ötesinde bir gerekçeyle, bir kanaate ulaştığımda işte yaratıcının güzel yapmadığını söylüyorum demektir. Yani ben olsaydım öyle yapmazdım demektir. Mesela şeriatın kuralları karşısında, yaratıcının koyduğu kurallar karşısında bu kural bu zamanda böyle olmaz, şöyle olsa da daha iyi olur demek gibi aynı şey. Sanki o bilemedi, ben biliyorum gibi. Çünkü kendi tecrübemle o yaratıcının yarattığı eşya arasındaki ilişkiyi karşılaştırdığımda, eğer dikkat etmezsen kendi tecrübemin daha isabetli olduğu sonucuna ulaşıveriyorum. Dikkatimizi çekiyor buradaki çok önemli bir hatanın nereden kaynaklandığını, la ilahe illallah hakikatinin dünyamıza nasıl yansıyıp da böyle bir hataya düşmememiz gerektiği anlatılıyor. Çok ince, güzel bir nokta. İnşallah Rabbim gereğince amel etmek, şuurunda olmak nasip etsin. Ve Halik'i ve seni hılkat-ı alemde şahit tutmamıştır. İmam-ı Rabbani'nin radıyallahu anh dediği gibi, melikin atiyelerini ancak matiyeleri taşıyabilir. Yani melik, yaratıcımız, kainatın Halik'i bir şey yaratıp da bizim önümüze gönderip hediye ettiğinde, ihsan ettiği zaman onun ne güzel bir ihsan, ne güzel bir hediye olduğunu, mahiyetinin ne olduğunu ancak onu taşıyabilecek kapasitede olan binekler, vasıtalar onu anlar, idrak eder. Sen öyle bir binek değilsin. Özellikle insanın enaniyetli nefsine konuşuyor. Heçolak, artık Hürriye mi Hüseyin mi bilemiyoruz, Allah razı olsun, bir şey yazıyor, ona dönüyorum okumak için. Ben geçen gün yanmış bir çocuğun resmini gördüm, resme bakamadım ve çok üzüldüm. Bu gibi durumlarda nasıl bir tavır almak gerekir? Heçolak boss diyor. Birth mi demek istiyorsunuz? İki mi? Ha! Allah razı olsun. Allah razı olsun. İkimiz de buradayız demek istiyorsunuz. Okey. Hüseyin, Huriye Hüseyin Çolak. Peki efendim, Allah razı olsun. Peki, ona bakamadım, çok üzüldüm. Evet. Yaratıcının böyle bir şey yaratmış olmasının kötü olduğunu, ben olsaydım öyle yapmazdım demeye gelen bir tavrı değil, yaratıcının böyle bir olayı bana sevdirtmediğini, onun böyle bir olay yaratmasındaki hikmeti bana bakan yönüyle ben anlamaya çalışacağım, yoksa onun bütün hikmetini anladım da o bunu yanlış yaptı canım, ben öyle yapmazdım demeye gelecek bir tavırla yanlış bir çocuğa bakamamak değil. Yani çocuğu yakma.
sana bunu öğretiyor. Bana onu gösteriyor. Başka çok ama ben bunları anlayabiliyorum ancak. Yaratıcıyla kendimi eş düzeydeymiş gibi görerek o iyi yapmadığı tavrını taşıyıp da eleştirel bir yaklaşımla olaya bakmayacağım. Onun hikmetinin sonsuz olduğunu ve niçin neyi yarattığını, kime neyi öğretmek istediğini ben bilemem. Ama ben kendime bakan yönüyle bu olayı Allah bana sevdirtmiyor çünkü yanmış bir çocuğa bakamayacak şekilde üzülmek duygusu yaratıcının bana verdiği bir duygudur. O olayı yaratan yaratıcının bana verdiği bir duygudur. Ben irademle böyle bir şeyi tercih etmeyeceğim. Bu bana öğretilendir. Başka da vardır ama şu anda benim aklıma gelen. Peki kendisi niye yapıyor ya dediğinde işte orada evet. Kendisi niye yapıyor ya diye sorduğumuzda yanlış yaptık demektir. Çünkü kendisini yani yaratıcıyı bu yaratmış olduğu işlemden dolayı, fiilinden dolayı kendi ölçülerim dahilinde yargılıyorum demektir. Hatanın özü burada. Peki Allah kimseye böyle bir şey göstermesin diye dua etmek normal oluyor mu? Evet, şu anlamda kimseye göstermesin kelimesini açıklamak için söylüyorum. Rabbim beni böyle bir duruma düşürmesin diye dua etmek doğrudur. Neden? Biz yanmamaya, kendimize zarar diye bildirilen şeylerin bize ulaşmamasına muhtacız. Benim ihtiyacım var. Hastalanmamaya, yaralanmamaya, ölmemeye, hayatıma son vermemeye, yanmamaya ihtiyacım var. Ya Rab, bak bunu bana sevdirtmiyorsun, ben de sevmiyorum, fakat böyle bir sonuçtan kendimi emin kılacak gücüm, kuvvetim yok. Bana sen yardım et de beni böyle bir duruma düşürme. Çünkü bak bu durumu sevemedim ben. Ve bunu da yani bu sevmeme duygusunu da sen verdin bana. Bu duygunun gereği sana yöneliyor ve sana sığınıyorum. Sen beni bu duruma düşürme. Çünkü bu duruma beni düşürmeyecek olan ve buna gücü yeten ancak sensin. Bu anlamda doğrudur. Dua etmek. Aman ya Rabbi beni bu duruma düşürme demek. Haktır, doğrudur, vazifemizdir. Allah'ı niye böyle bir şey yarattın ya? Ne kadar kötü bir şey diye yargılamaya kalktığımızda buradaki anlatılan hatanın içine düşmüş oluyoruz. Evet, burada remiz bitti. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka remize geçelim mi? İşte bu konu çok güzel bir konuydu, ince bir konuydu. Bu konu kendi başına dünyamızı biraz meşgul etsin, kendimizi biraz yargılayalım, sorgulayalım. Ben böyle nasıl hatalar yapabiliyorum diye, yapabilir miyim diye sorgulayalım. İnşallah kendimize çeki düzen verelim. Bu bizim için bu yarın da inşallah sohbetimiz var. Bugünlük tefekkürümüze yeter gibi geliyor bana. Eğer söylemek istediğiniz sorunuz ya da yorumunuz varsa memnuniyetle bekliyorum. Burada ben sohbeti benim açımdan bitirmek için Fatiha diyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.